Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma yeni bölümüne hoş geldiniz. Benim bugün sizinle beraber böyle küçük şakacıklar falan, hani Deadpool filmi ya, işte troll falan. Bugün sizinle beraber Deadpool 2 filminin incelemesini çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü film içerisinde bayağı bir olay oldu ve ben de spoilersiz incelemeyi attığım zamandan beri sizin bütün cevaplarınız şu yönde oldu. Lan hıyar herif, basın gösterimlerine gidiyorsun, spoilerli inceleme çekmiyorsun. Sen nedenli bir YouTuber'sın? Ben de sizleri kıramayarak spoilerli inceleme çekmek istedim. Peki basın gösterimine gitmeme rağmen spoilerli incelemene neden bu kadar geç geldiğini soracak olursanız, cevap basit. Ben öğrenciyim ve sınavlarım var. Videoyu yetiştiremedim. Tamam arkadaşlar, üzerime gelmeyin yani. Üf, tamam yani böyle ama olmuyor yani. Yani şimdi şöyle bir durum var. Spoilerli incelemede ne yapılır? Spoiler verilir. Ama film içerisinde öyle bir olay akışı var ki ben size spoiler vererek bunu inceleyemem. Spoiler vereceğim tek durum şu: Russell'ın hikaye başlamasından itibaren ne kadar iyi bir karaktere benzediği ve zaman geçtikçe o karakterin nasıl bir şekilde karanlık tarafa yöneldiğini çok iyi bir şekilde yansıtmışlar. Özellikle Juggernaut'un CGI'yi ve kendisini çok az görsek bile aslında Russell'ın o karanlık tarafını daha güzel simgelemekte bir numaralı bir harekette. Onlarla Juggernaut karakterini genellikle çok fazla sevmesem de, ki Twitch izleyenleri bunu bilir. Yani ben açıkçası sevdim o sahneleri. Filmin finalinde de bayağı bir olay oldu. Zaten ben bu sahneleri çok böleceğim. Yani After Credits özel bir video yapacağım. Açıklanmayan gerçekler özel bir video yapacağım. Zaten bu videodan önce de iki tane Deadpool'la ilgili video geldi. Yani dürüst olacağım, bu video söz olsun diye çekilen bir video. Yani siz istediğiniz için, hani benim içimden çok gelmedi. Deadpool filmi olduğu için biraz dürüst davranıyoruz. Aa bir dakika, burada Deadpool varmış, Allah Allah. Bir dakika, ben hemen bir ürün yerleştirme sıkıştırayım. Arkadaşlar, sizin de bunun gibi tişörtleriniz olmasını istiyorsanız açıklamalar bölümünde bulabileceğiniz tişörtmanya.com internet sitesine gidebilir. Ya da sponsorlar kısmından bulabileceğiniz Instagram sayfasından da bunun gibi tişörtlere uygun fiyatlara ve güzel kaliteli basımlarla satın alabilirsiniz. Yakınlarda Twitch izleyenlerine özel bir tane çekilişimizde olacak. Geçtim. Şimdi ilk olarak bütün film incelemelerimin olmazsa olmazı soruya gelelim. Film nasıl olmuş? Açıkçası filmi çıktığından itibaren herkesin yazdığı tek bir soru vardı: filmin nasıl olduğunu siktir et. Sen bizi ilk filmden daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğunu söyle. Abi bir dakika, bu ikinci soruydu. İlk soru şuydu: abi filmin orucunu bozar mı? Arkadaşlar, film orucunuzu bozdu mu? Yok, bozmadı. Ama konuya gelmek gerekirse, sonuç olarak ilk film üzerine insanların herhangi bir beklentisi yoktu. Öbür taraftan bakacak olursak buna karşılık bütçesi de yoktu. Burada özellikle farklı bir teknik direktör, farklı bir büyük bir bütçe ve bunların beraberinde hayvan gibi beklenti olunca, Deadpool 2'de bu büyük beklentiyi bana kalırsa kendi perspektifiyle olabildiğince güzel bir şekilde karşılamış. Yani bu nedenle özellikle David Leitch'in direktör koltuğuna oturduğu ve süper bir şekilde aksiyon sahneleri izlediğimiz için ve bunların beraberinde esprilerin dozajını yaklaşık %500 arttırdıkları için ben Deadpool 2'nin bir tık daha üstünde olduğunu düşünüyorum Deadpool 1'den. Ama bu demek değil ki Deadpool 1'i de sevmiyorum. Şimdi inşallah linç yemeyiz. Bunların beraberinde birazcık da cast, yani oyunculuklara bakmak isterim. Özellikle oyuncular içerisinde en sevdiğim 4 karakter vardı. Deadpool, ki bunu çıkarıyorum zaten, o ana karakter. Domino, Cable ve Russell. Russell karakteri özellikle Rusty Collins, yani Firefist'te çizgi romanlardan alındığı için bana kalırsa her karakter çizgi romandakiliğine inanılmaz bir şekilde saygılı. Özellikle zaten Deadpool'un yaptığı esprilerde Cable'ın ne kadar cüsseli bir kişi olması gerekirken ne kadar tıknaz bir insan olduğunu da vurguluyorlar. O nedenle yaptıkları esprilerde bile kendilerine gömdükleri oldukları için ben bir şey söyleyemiyorum bunda. Yani eleştirecek bir kısmı da olmuyor. Hani Deadpool bir film içerisinde diyor ki senaristler burayı hatalı yapmış, senaristler burayı gondiklemiş diyor. Ki Deadpool haklı yani. Hani Cable, geçmişe dönsene, hani Rusty'nin çocukluğuna dönsene hani. Evet, espriler nasıl olmuş? Espriler bana kalırsa genellikle gönderme odaklı olmuş. Peki nasıl gönderme? İşte I'm Batman, daha sonrasında işte Suns Get Glowing falan. Bunun gibi zaten söylediklerimi anladınız ya da anlamadınız. İngilizceniz var mıdır yok mudur bilemiyorum. Fakat yani o göndermelerin kaynağı olmadıkça herhangi bir espri bulamadım ben. İşte tam da espri konusu burada iki insanın perspektifine göre ayrılıyor. Yani siz derseniz ki farklı filmleri eleştirerek espri yapmanın hoş bir şey olduğunu düşünüyorsanız ona eyvallahım. Ama sonuç olarak kendi türettikleri herhangi bir espri yoktu. Kısaca ben esprilerin genelinin %80'ine güldüm ve filmin %90'ında espriler oluşturduğu için bizim yaş kitlemize güzel bir şekilde hitap ediyor. Ama zaten filmin başında söylenilen gibi bu film genellikle ne kadar pornografik içerik, cinsellik, kan, vahşet olsa bile sonuç olarak aileye hitap ediyor. Bu nedenle ben de basın gösteriminden hemen sonra bütün aileme bilet alıp 4 kişi beraber sinemaya gittik. Ve açıkçası annem ve babam filmin %50'si ile %60'ı içerisinde gülüyordu. Bu nedenle tabii ki annenizi elinden tutup koşup hemen o seks sahnelerini izleyin demiyorum. Ama yani
ne bileyim, yarın öbür gün DVD'si düşerse yani sansürlü bir şekilde ayrıca izleyebilirsiniz. Senaryo filmi ayakta tutabiliyor mu diye soracak olursanız, özellikle filmin başından sonuna kadar birçok karakter görüyoruz. İşte bu Cable'ın Juggernaut'la savaşması, ayrıca tekrardan bu onca espri furyası içerisinde biz seksist değiliz diye bir tane lezbiyen işi sıkıştırmışlar araya. Yani bir sürü karakter olduğu için bazı karakterler de arka planda kalabiliyor. Nasıl arka planda kalabiliyor? Mesela Teenage Negasonic Warhead. Bunların beraberinde X-Force'un bir anda paramparça olması ve bütün ekibin ölmesi insanı başta bayağı şaşırtıyor. Çünkü hani özellikle fragmanlarda öyle bir altyapı yapıldı ki biz dedik oha, yani güzel bir X-Force sahnelerisi izleyeceğiz diye. Ama hepsi birer birer öldü. Ne diyeceğinizi biliyorum. E hadi artık after credits'e gel. Hayır, ben bir YouTuber'ım. Ona özel bir video çekeceğim. Fazla izlenmem lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu son günlerde çok izlenmeler azaldı. Geçtik önemli kısma. David Leitch'in bu filmde olmasının sebebine. Yani aksiyona. Aksiyon sahneleri bana kalırsa güzeldi. Çünkü David Leitch direkt koltuğuna oturduğunda, özellikle kendisinin eski projelerine baktığımızda, John Wick, Atomic Blondie veya bunun gibi aksiyon filmlerini yönettiği için Deadpool'dan da aynı performansı bekledim ve karşılığını verdim. Yani size şöyle söyleyeyim, filmin başında öldürdüğü karteller ve teker teker katanasıyla beraber yani kesip biçtiği insanlara karşılık bir bakıma karşılamış oldu. Özellikle kendisine bile gömdüğü bir kısım vardı ki X-Men Origins içerisinde Wolverine'le beraber kapıştığı zaman hani bizim ta Ryan Reynolds'ın yer aldığı Deadpool'da hani o kılıçlarıyla kurşunları falan kesiyordu. Şimdi sigara içmeyin diyeceğim ama ben zaten sigara içmiyorum. Astımım. Filmin süresi içerisinde ben hiç sıkılmadım çünkü daha demin baktığıma göre Google içerisinde filmin toplam 2 saati ve bu 2 saat içerisinde sıkıldığım bir vakiti bulamadım. Tabii ki filmin yavaşlayıp tekrardan koreografilerle hızlandığı vakitler vardı ama filmin herhangi bir çözümlenme noktası sırasında, yani climax noktasına gelene kadar sıkıldığım herhangi bir nokta olmadı. Çünkü ne zaman aksiyon olmasa komedi oluyordu, ne zaman komedi olmasa aksiyon oluyordu. Bu nedenle filmin sürekli hareketlerini ayak uydurabileceğiniz bir zamanda izlemeniz lazım. Ki zaten öyle bir zaman olmasa bile siz izlediğiniz için bu videodasınız. Bu nedenle bu söylediklerim de mantıksız oluyor. Ya sen neden bu kadar cıvıksın diye soracak olursanız da, bir, Deadpool filmindeyiz. İki, bu filmin benim için çok önemli bir yeri var. Çünkü benim şu ana kadar ürettiğim 358 video içerisindeki ilk videoma gidecek olursanız, yani 16 Haziran 2016 tarihine yaptığım ilk video Deadpool'un karakter tanıtımıydı. Yani gerçekten Deadpool karakterinin benim gönlüm içerisinde, benim içerisinde, yani bana cümle bulamadım. Bana, benim için özel bir yeri olduğundan dolayı size bu şekilde daha samimi bir video hazırlamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kısaca bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu anda görüntüm kaybolduysa çok normal çünkü kameranın pili bitmiş durumda. Neyse arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanala yeni gelenler de abone olmayı unutmasınlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.